birbirimize bağlayan bağın ismi nefes. Bu yüzden de bu görsel aslında biraz bunu temsil ediyor. İçerisi ve dışarısının ayrı olduğunu çünkü her birimiz bireyselliğinde bir benliğe sahibiz ve ben ve dünya diyerek ayırt ederken aslında nefes denilen olgu şu an ki biraz daha böyle felsefesiyle de o yüzden metinlerle konuşacağız. Bizim bir tekil olarak ayrı olmadığımızı söylüyor. Bu yüzden biz bağlıyor diyoruz ki bağlamaya da zaten yoga kelimesini veriyoruz. Bu nedenle de yoganın da çok temel bir parçası yoga eşittir neredeyse bu nefes alışverişin beraberliği ama içerisinin dışarısının bu bir ve tekliğini en net gösteren kavram bize. Bu yüzden de bu görsel biraz başlamak adına güzel geldi. Şimdi bu derste prana dediğimiz kavramı biraz önce konuşmaya başlayacağım. prana dediğimizde sadece nefes değil, nefesten çok daha öte bir şey aslında söylemeye çalışıyorum Metinler. Biraz bunu analiz edip kendimiz muhakeme ederek keşfetmeye çalışacağız. Böyle bir hikaye var aslında. Öncüllüğü ve öneminin ne kadar büyük olduğunu altını çizmek adına vereceğim referanslar da Upanishad'lardan olacak. Hatta yoga başka bir ekol olarak gelirken yoga'nın diğer bir felsefi temel e, metinleri sayacağımız Upanishadlar milattan önce 800'ler binlerden gelen çok eski ve çok kadim gerçekten çok derin bilgelikle dolu metinler. Orada geçen bir hikaye var ve genelde de hikayeselleştirme de aktarım adına güzel oluyor. E, duyular ve zihin beraber bir tartışmaya giriyorlar. Hangimiz daha öncelikliyiz ve önemliyiz diye. Ve bu tartışma sonuç vermiyor. Birbirlerini yemeye başlıyorlar. Bunun üzerine Prajapati, buradaki mitolojik esniyle tüm yaratılışın öncül ilkesi, mimarı gibi düşünebiliriz. Böyle bir soyut kavram. Ona başvuruyorlar. Bu evrenin kumaşını dokuyan kişi. Ha, evrenin mimarı diyelim. Diyorlar ki hangimiz daha önemliyiz? O da diyor ki bunu bir teste tabi tutun. Tek tek terk edin. Bakalım kim gittiğinde e, işlevler diyelim ki ona dair sekteye uğradığında problem alıyorsa oradan önemli sıranızı görebilirsiniz. Böylece tek tek terk etmeye başlıyorlar. Önce göz gidiyor ve gittikten sonra geri geliyor. Ne oldu ben yokken nasıldınız diyor. Sen yokken bir kör gibiydik diyorlar. E, sonra dil gidiyor geri geliyor. Nasıldı? Ben gittiğimde sen yokken her şey tatsızdı diyorlar. Ha, hikayede anladığımız gibi burun gidiyor, koku yok diyorlar, kulak gidiyor, ses yok diyorlar. Zihin gidiyor, e, uykuda gibiydik sen yokken diyorlar, her şey bomboştu. En son pranaya geliyor sıra. Prana tam terk ederken herkes isyana başlıyor. Dur 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 gitme sen gidersen hiçbirimiz fonksiyona işleve devam edemeyeceğiz diye. Aslında bu hikaye selleştirmeyle yani şu anda konuştuğumuz kavramın nefesten öte bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum ki bu nefes ve solunum diye biz onu fizyolojik ve daha derininde bir yandan da felsefesiyle ki kimlik benlik kelimelerine gelecek İbranice'den aslında gelen nefs kelimesiyle de ilişkili Arapçaya gelişiyle e ama o prana işte chi vesaire ne demek olduğunu biraz anlamak adına böyle biraz küçük küçük öykülerle başlayarak. Bir başka yine aynı Chandogya Upanishad. Bu çok 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 eski bir metindir. Upanishadların da en eskilerinden, en kadimlerinden sayılır. Diyor ki bir tekerleğin göbeğine, tekerleğin parmakları nasıl tutunmuşsa yaşam da nefesle öyle tutunmuştur. Aslında burada ya nefes kelimesi geçmiyor çevirirken ben nefes dedim ama life force yaşam enerjisi olarak kullanıyor prana kelimesi geçiyor yaşayan bir canlıya işte böyle bir benzerlikte yaşam verir nefeste o saklı olan yaşam hem kişinin babası hem annesi hem erkek kardeşi hem kız kardeşi hem öğretmeni hem de umutlan kendisidir her kim ki bunu bilir vanlar işte o kişi gerçek bir tip sözleriyle gerçekliği icra eden bir kişi olur bunun gibi derin böyle betimlemeler var ve hatta daha derininde nefes o mutlak olanın, ilahi olanın kendisidir diye direkt bir cümle var. Prana Brahman'dır diye. Bunlar Sanskrit teknik kelimeler. Biraz aktarıyor olacağım ama ne demek istiyorlar, niye bunu söylüyorlar? Sadece bir güzellemeden ziyade, felsefi böyle bir edebiyattan ziyade altında aslında bir kozmoloji de var yani evrenin yaratımına dair de bir hikaye var biraz ona da giriyor olacağız. E, Brahman burada geçen kelimeyle en kapsayıcı ha, isim, biçime giremeyecek kadar her şeyin ardında sabit olabilecek bir ilke. Ha, bunun ismini başka bir isim vermek isterseniz olabilir ama biz mutlak diye Türkçe o yüzden her şeyi kapsayıcılığıyla verdik. Teknik ha, bu Upanishad'larda geçen aslında e, isimsiz biçimsiz ile o dahil edici. Bunlar genel eski böyle çizimler. Prana, yaşam enerjisi dendiğinde aslında içinde önemli olan şu teknik kelime var. Enerji, biraz bunu da dillere pelesenk oldu. Şu anda çok kullanılıyor ama ne demek olduğunu bu bağlamda biraz anlamaya çalışacağız. Enerji denilen şeyin ne demek olduğunu teknikte de ve yoga felsefesiyle de ilişkisi adına. Pra ve na iki kelimeden oluşuyor Sanskrit. Hep köklerden geliyor Sanskrit kelimeler türeyerek. Pra İngilizce'deki pre kelimesinin aynı kökü. Yani öncül demek, ilk demek, previous vesaire gibi o İngilizce kelimelerde olan. İlk ve öncül na titremek, hareket, enerji. Bu böylece enerji diyebilirsiniz ama bir titreşim yani, etkileşim bir fonksiyon bir işlevin ardında saklı olan aslında o ne diyelim? hareketin kendisi bu kadar söyleyecek başka bir kelime bulamadım. Bu yüzden de ilk ve öncül hareket Yani şöyle düşünelim tüm varoluş üzerinde kozmik bütün bu kozmos Evren üzerinde bir hareket varsa o ki ilk olan hareket onun ismi prana aslında. Ve bunun kendini bedende gösterdiği yerlerden bir tanesi nefes. Eşittir nefes değil. Çünkü bir hareket. Yani bu ne demek? Fizik şu an bildiğimiz modern fizik diliyle Big Bang demek aslında. İlk hareket titreşim olarak kendini gösteren. Dolayısıyla aslında enerji dendiğinde maddenin ardında daha somut, daha kaba ardında ve her şey maddeye dair her şey safi bir titreşim olduğunda yine fizik söylüyor. İşte o soyutluğundaki o ilk titreşim ve geri kalanda da kendini gösteren tüm titreşim dolayısıyla. Böyle baktığınızda e, biraz yavaş yavaş açmaya çalışacağım. Bir başka mitolojik öykü, hikaye muhtıraneye dair. E, mitolojide yoga, mitolojisinde denir ki Vishnu tüm, tüm yaratılış veya varoluşu kapsayan kuvvet diyelim. Ha, bu evrenin kendisi. Uyanmadan önce Bazen uyuyor, bazen uyanıyor. Böyle hikayede e, Uyanması demek aslında evrenin oluşumu. Bunu temsil ediyor öyküde. Uyuması demek Evrenin Big Bang öncesinde beklediği bir yer. İşte orası sonsuz bir okyanus sonsuz bir okyanusun içerisinde aslında bir yatakta sanki uzanmakta ve uyumakta. Sonra bir ara bir şekilde uyanıyor. Hı. Uyuduğu sonsuz okyanusun ismi adı üstünde Ananta Samudra Sanskrit sonsuz okyanus demek. Sonsuz bir titreşim alanı. Ama kendi içerisinde aslında tek bir dalgası henüz olmayan uyku halinde durmakta. Big Bang'in bir nevi öncesi her şeyin bunu tanımlayan ifade etmek zor ama fizik olarak da şu an Big Bang'in yokluktan ortaya çıkmadığını bir nevi o titreşimin aslında farklı bir yani hareketin öncesine farklı bir hareketsizliğin ama bu hareketsizliğin büyük bir potansiyel olarak bu hareketi içinde e, sakladığı, barındırdığını şu anda da fizik zaten aynı şekilde söylemekte. Bir nevi bunun aslında böyle bir metaforla anlatımı. Dolayısıyla bir tek bir dalgası olmayan yerde buna Sanskrit bu yüzden en üst, en yüksek her şeyi kendi içinden doğurduğu için o potansiyel en yüksek benlik veya teknik para matman diye bir isim veriyor ya da braman bunu mutlak diyebilirsiniz o potansiyelden sonra ilk kıpırtı olduğunda o ilk kıpırtının ismi işte prana ve dolayısıyla Kozmos. ya da enerji ve kendisini aslında bir iş olarak gösteriyor fizikte de enerji böyle tanımlanıyor birim zamanda iş yapabilme ardındaki yetisi sizin yaptığınız iş ne? Kozmos'un kendisi, evrenin kendisi ve bir tekil bedende. Ha bu göksel bedenler İngilizce heavenly bodies diye o yüzden kullanılıyor. Farklı beden türleri olabilir. Ha bir ay veya kozmik kocaman bir yıldız ya da küçük birisi solucan veya insan bedeni her biri aslında bir tekil kendine ait evet. kapalı bir sistem. Bu içerisinde kendini de gösterdiğinde aslında yine aynı titreşimin bir alt boyutu. Hı. Nihayetinde ama e, ve gösterdiği işlev olarak da yaşam. Bu nedenle yaşama işini yaptığı için ardındaki soyut kavram olarak enerji. Ve bu bir tekil bedende kendini gösterişi ama... Enerji güneşte de, yıldızda da, enerji tüm samanyoluda da, enerji tüm evrende de. Dolayısıyla bu anlamda prana aslında anlatmaya çalıştığım aslında titreşim demek. Ha. Ve öncülük titreşim. Yaşam da titreşimin bir ürünü aslında, bir sonucu. Bu bir yaratılış e, sıralaması, yoga felsefesine göre terminolojisiyle. Paramatman potansiyel saf o dalgasız okyanus duran ve oradan uyanan ilk titreşim uyandığında Big Bang dediğinizde prana ya da başka bir ismiyle küçük altından bir yumurta gibi Big Bang de küçücük sanki o yoğun enerjiden dolayı genelde sarı rengiyle simgeliyor zihnimiz. Hiranyagarbha altın C'nin demek altın yumurta bir benzetme olarak küçücük bir nokta. Ve o safi tek enerji diyelim ki sonrasında aslında yani kademe kademe ki evrenin yaratılışı da astrofizikte böyle. Kademe kademe sadece tek bir hidrojenden sonra helyum ve sonra diğer atomlarla e, kaballaşarak o yüzden de hepimiz bir yıldız. Natoz yüz diye geçen soluduğumuz havayla sahip olduğumuz kandaki demirle tatva dediği aslında bu temel element diye geçen daha enerjinin soyutundan somutlaşmış haline doğru iniş. Minevi yani gaz, sıvı, katı gibi ve fiziki varlık beden sayılabilecek her şey. Yani bu kozmik yani şu dünya üzerinde gördüğünüz her şey bu bir nevi aslında farklı bir fizik konuşması, farklı bir terminolojiyle. Bu anlamda da birbiriyle ilişkide. Ve bir kavram şakti kelimesi çok geçer. Prana da şakti diye geçer. Prana şakti. E, enerji demek şakti. Yine aynı şekilde Sanskrit. Bir şeyi yapabilme yetisi ama yapmak değil. Ona zaten yapabilme ability diye İngilizcede de geçen siz keman çalabilirsiniz ama şu an çalmayabilirsiniz. Çalabilme becerisine sahip olmakla çalmak ayrı şey. Çalmak fiil, iş. Çalabilme ise sizde saklı olan şakti, enerji bu anlamda. O yüzden de beceri. Bu soyutluğundaki ismi. Bunu yaşam olarak gösterirseniz bu soyut olan enerji yaşamın ardında saklı bütün her yerde saklı olan aslında bu anlamda prana bu fiziki bedende kendini gösterişiyle ikisi yani çok benzer aslında aynı yerde kavramlar ve bir tekilin bir bedenin şu anda gördüğüm bir yaşamın dolayısıyla bir canlılığın kendini canlı diye atfetmesini ne dair bir kavram bu anlamda o yüzden ışığı diye burada söylediği Civatman tekil bir beden, tekil bir ay canlı varlık. Onun aslında kendi yani benliğini dışarıya ışık olarak göstermesi dediğinde bir nevi o canlılığı üstünden yansıtması. Potansiyel olarak duran, yukarıda konuştuğumuz o mutlak potansiyel dalgasız okyanus üzerinden eğer bir yansıma ışık olursa kendisini aslında tıpkı güneşin yaptığı gibi o patlamalarla işte burası bu konuşmalara göre yani bu soyut benzetmeyle şakti ya da prana. Ve bu nedenle de yani bunlar daha derin metafizik felsefi yerlere gidiyor yogada ki pranayama da öyle yerlere götürmeyi hedefliyor aslında uygulamasında bir yerde bu metinlerin içerisinde şunu söylemiş oluyor. Aslında ışınlar güneşi gördüğünüz yer ama ışınlarda aslında güneşin özü de saklı. Dolayısıyla siz pranaya temas ettiğinizde, sahip olduğunuz bu yaşam enerjisini keşfettiğinizde bu yaşamın özünü ve temelini görebilme becerisi elde edersiniz. Burası büyük cümlesi. Bu nedenle de aslında kozmosun gözleri veya yansıması e, ya da prana, Brahma'nın yani o mutlan kendisi diye böyle metafizik yerlere gitmesi böyle bir ilişkiden bu güneş resminde gördüğümüz gibi. <laughs> Ve bu neden buradan da aslında bütün her şey bilgiler birbirine bağlanıyor. O ilk gösterdiğim resim her şeyle birbirine bağlayan desek bile aslında daha temel olan zaten Dışarıda bağlanıyormuş gibi görünen bir nevi kabuk. İçerisi ise aslında yekpare bir teklik. Bu, bu anlamda görünmeyenin görünebilir olduğu yer prana. Yaşam dediğimiz şeyin burada isim biçim ötesinde her zaten canlıda ortak olan şey o ortaklıkta ve teklikte yaşam. Safi oradaki enerji, yaşam enerjisi diye bu yüzden en yakın Türkçe çevirimiz. Bu anlamda böyle sanskrit farklı isimleri var. Bu kavramsallaştırmayı biraz da açıklasın diye buraya yazdım. İlk adya ilk demek ilk enerji, İlk kendini gösteren titreşim tıpkı prana bu kelimede saklı olduğu gibi. va diye burada zaten kelimeyle geliyor ama bunu da temsilen çoğunluk burada yoga ile zaten ilgilendiği için bildiğini varsayıyorum. Om sesi. Pranava om sesinin diğer bir ismi. Yani om da aslında titreşimi temsil eder. Titreşim o ilk titreşim. Siz bir titreşimi de neyle veriyorsunuz? Nefesle. Diyebilmeniz için aslında om nefes vermeniz lazım. Bu yüzden de aslında birbiriyle titreşim, nefes, ses ve daha derininde ilk diye bir kavram ya da enerji birbirine bağlanarak geliyor. Böyle bütüncül baktığımızda. Buna altın tohum, İran Yagarba demin anlattım. Ya da duymuş olabilirsiniz diye açıklama adına buraya yazdım. Ünlü Gayatri Mantra. o buhur buvasuha tat savitur var bhargo devasya de diye sözler gelir. Savitur o en parlak olan, o en parlak olanın bargosu, ışığı, yani aslında yine prana ve prana ile ilişkili olarak ardındaki mutlak. Bu, bu kavramın yine bu mantrada da e, içeriği var. Yani bunu popüler olduğu için eklemek istedim ve burada da bir fizik kanunu Big Bang ilk patlamasıyla Einstein'ın eşittir karesiyle burada söylenen aslında madde dediğiniz şey safi enerji. Yani Einstein'ın ispatı bu. Buraya bakarsak ne basit dille. Evet, ve ışığa yaklaştıkça siz ışığın hızına kütle yok oluyor. Kütle, yani ters orantılı gittiğinde hiçbir zaman zaten ışığınızına yaklaşamıyorsunuz ama velev ki yaklaşırsanız bu bir daha hipotetik o zaman zamansız mekansız oluyorsunuz. Çünkü ışık kütlesi olmayan bir şey. Bu anlamda da aslında en yaklaşabilecek burada geçen kütle formuna eğer düşmüş haline derseniz ışığın ona prana demiş oluyorsunuz. Düşmemiş o ye yekpare soyutluğunda tek haline ise şakti demiş oluyorsunuz. Bu kavramların duyarsak neye ifade ediyor? E biraz böyle açıklamayla gelmek istedim. Çünkü şimdi demek ki tezahür etmiş, biz görünmüş şaktiden ibaretiz. Yani her birimiz evet bir yıldız tozu ve her birimiz bir titreşim ve her birimiz bunu bizatihi Yansıttığı şeyse alıp verdiği nefes. Bu yüzden de alıp verdiği nefesi durduğu anda yaşam yok. Çünkü bir aradalık bitti. Sistem tamamen kapanmış oluyor. Dolayısıyla parçalarına ayrılıyor. Geldiği yere gidiyor. Her şey nereden geldiyse. Bu dünyada ne varsa her şey pranadan gelir ve gider. Kata upanişat, başka bir Upanishad'ın cümlesi. Her şey aynı bir Upanishad yine çok eski bir Upanishad. Bu da milattan önce binlerden. Kim en eski ve en yüce, kapsayıcı olanı bilirse o kişi en eski ve en yüce olanın kendisine dönüşür. Nefes elbette ki en eski, burada prana kelimesi geçiyor. En eski ve en yüce kapsayıcı olandır. Bunu bilen en eski ve en yüce kapsayıcıdır. Yani bu bilgiyle beraber bir yandan da ilk, o yüzden pra, öncül, her şeyin başından beri var olan ve her şeyi dahil eden içine. Kolay anlatmak için yine geçen bir teknik terim. Bu elektrik diyeceğiz ama buna benzer Upanishatlarda da kelime olarak geçiyor enerjiyi anlatırken. Siz aslında tüm cihazlarda mevcut olan temel ortak ilke elektrik değil mi? Enerji olarak şu an bildiğimiz görünmeyen bir şey ama elektriği görmek mümkün değil. O yüzden o soyut. Yani soyutluğunda görülmediğinde kendi halinde şakti. Ve nerede? Her yerde. Elektriğin yani o atomların birbiriyle elektron alışverişi fizik olarak konuşacaksak olmadı bir yer yok. Ama onun kendisini belli bir fizik diyelim ki madde üzerinden gösterdiğinde yaptığı ne var? Bir iş. Ha, fonksiyon. O yüzden de ardında saklı olan enerji kendini gösterdiği şey bir iş. Fonksiyon. Ne gibi? Elektrik süpürgesi, ampul, kettle vesaire vesaire. Bu benzerlikte aslında prana kavramı, işte bu kendini gösterdiğinde buradaki elektrik, buradaki elektrik, soyutluğundaki ismi şakti. Ama dolayısıyla her şey aslında aynı elektrik ve aynı enerji. Buradaki de, buradaki de, buradaki de. Buna aitmiş gibi görünse de aslında buna ait değil elektrik elektrik. Yani bu şunu söylemeye çalışıyor. Yine o ilk resim. Sizin nefesiniz sizin nefesiniz değil. Sadece nefes var. Sadece prana var. Sadece yaşam var. Ve siz diyebildiğiniz şey bu yaşamı bu surette sadece yansıtıyorsunuz. Bargo o kelime geçtiği gibi. Ha, güneşin ışığını yansıtmak gibi. Ben yani yansıttığım şey çünkü bir elektrik süpürgesi ya da birisi kettle gibi. Ama orada ortak olan, her birinde ortak olan sadece isimsiz biçimsiz evrensellikte bir enerji. Bu yüzden de şakti veya fizik tekilde kendini gösterdiğinde prana. Böyle deyince aslında bu terminolojide yani bu yoga bakış açısında cansız diye bir şey yok. Şu anda ne görüyorsanız cansız dediğiniz titreşimin yani prana'nın farklı bir boyutu, canlı dediğiniz onun farklı bir tezahür boyutu. Bir nevi demin konuştuğumuz elektrik süpürgesini prize takıp çalıştırma haliyle çalıştırma halinde yine de elektriğin orada ya da potansiyelde veya kinetikte durması gibi. Bu algı şunu söylüyor. Hiçbir şeye bu yaratılışta saygısızlık edemezsiniz. Hiçbir şey ayağınızla vuramazsınız. Çünkü her şey enerji. Ve sizde saklı olan, taşta saklı olan, toprakta saklı olan, havada saklı olan, burada nefesle giren, yemekle giren, güneşle temas eden, suyla temas eden her şey tek bir enerji. Burada o yüzden de taşa bile bırakın solucana taşa bile ayağınızla sert müdahale edemezsiniz. Çünkü aynı yerdesiniz. Sadece farklı biçimde tezahürdesiniz. Bu yaklaşım yani prana yaklaşımı ve algısı bütün yaratılışı ve bütün varoluşu tek saf bir enerji her bir tekil bedende sadece onun bir tezahürü görmeyi talep ettiriyor aslında zihinden böyle bir bakış açısı. Ve cansız dediğim şeylerle canlılar arasındaki farksa potansiyellikle tezahürde kinetik farkı gibi. Bu, bundan dolayı toprak aslında prana'nın memba, saf şakti olarak. O yüzden de toprak genelde ana diye konuşulur değil mi? Çünkü o şakti soyut bir doğurma potansiyeli içinde saklı tuttuğu için. Doğan şey bir bitki. Ona biz canlı diyoruz. Ama o prana'nın tezahür, kinetik olarak form kendini gösterişi. Su aynı şekilde. Su cansız bir şey değil. Su da canlılığın potansiyeli. O yüzden prana'nın kaynağı ve şakti. Ama kendini sudan beslenerek gösteren, su içen bu canlılar yüzde yetmişi sekseniyle Yine prana'nın başka bir biçimde tezahürü. Güneşle kurduğun temas, ısıyla kurduğun veya temas, sıcaklık ki bu enerjinin en net ifade edişi değil mi? Isı, sıcaklık ee, ama ateşte de diyelim ki buna ısıda da ya da güneşte de saklı olan aslında yine potansiyel prana, potansiyel enerji, yani şakti. Ama bunu temas ettiğinde, onunla etkileşime girdiğinde bir çiçek açan veya bir insan vitamin D sentezleyen. Dolayısıyla yine prana onun bir tezahür biçimi ya da hava çevreleyen beni. İşte bu biçimiyle biz onu bir e, nefes olarak adlandırıyoruz ama nefes dediğim şey hava üzerinden prananın sadece bir küçük parçası. Ama önemli, çok önemli bir parçası. Bu anlamda da, o yüzden ilk görseli tekrar söylüyorum, çok beğenerek koydum diye, rüzgarın kendisi, bütün her yerde, her şeyde etkileşimde olan o hareket, sadece rüzgar bile demek gerekmiyor. Ama bütün sarmalayan bizi bu biyosfer diyelim ki bu dünyanın çevresindeki alanla beraber oksijen, en başlısı olabilir elementlerinden ama oksijen demek değil sadece. Karbondioksit de nitrik oksit de hepsi beraberinde. Hava dediğinizde bu şeyin içinde. Bu anlamda aslında bu da potansiyel prana şakti çevresindeki o hareketle hava denilen şey. Bedene girdiği anda onun ismi nefes. Ve onun ismi nefeş İbranice. Yani can. Yani nef, nefs dediğimiz şey. Arapçada da nefs aynı kelimeden geliyor. Bu aslında bakarsanız isimlere dört element su, ateş, hava diye geçen. Bunlar soyut kavramlar toprak, su, ateş, hava. Ama soyutluğunda aslında şunu söylüyor. Yukarıda gösterdiğim gibi prana soyutluğunda şakti kendini göstermeye başladığında katman katman işte bu biçimde toprak su ateş hava ve bu etkileşimle aslında işte bu beden kurguda tüm karbonuyla içindeki işte nitrojeniyle vesaire belki toprak ama aldığı oksijenle belki hava vesaire yani örnek veriyorum bağdaştırma adına ama yemek yemediğiniz sürece ki besin yani bu bedene o materyalleri alıp parçalarına bölmeniz prana mümkün değil. Sadece prana'nın nefes demek olmadığını anlatmak adına bunu söylüyorum. Yani besinlerin kendisi de prana. Yediğiniz her yemek prana. İçtiğiniz su prana. Gördüğünüz güneş prana. Elinizi koyduğunuz ateş prana. Aldığınız hava prana. Konuştuğunuz söz prana. Çünkü enerjiden çıkıyor. Sahip olduğunuz her bir düşünce prana. Dolayısıyla her şey enerjinin girişi ve çıkışı, input, output ve net sonuç nihayet enerji eşittir enerji. Yani prana nihai olarak o yüzden de ilk titreşim, tek titreşim. Ve yoga bilimi, ilimi diyelim ki sizin enerji yönetimini nasıl yapmanız gerektiğini öğretmeye çalışıyor. Prana yönetimini nasıl yaparsınız? Bunun ismi prana yağma. Teknik olarak nefes kontrolü üzerinden kullandığımız. Ama sadece değil. Bu yüzden de yoga'nın içerisinde yaşam biçimi olarak sadece nefes çalışmaları yok. Nasıl yemek yemeniz gerektiği adına da çok uzun bir sürü bilgi var. Uyumanızı talep ediyor. Çünkü nefesinizi kontrol edin ama çöple beslenin. Bu eşittir değil. Nasıl konuşmanız gerektiğine dair bilgiler var. Nasıl sözler etmelisiniz? Hangi ses tonuyla? Çünkü söz ve sesin kendisi de bunu kullanma. Nasıl düşünmelisiniz? Bu yüzden meditasyon var. Çünkü düşüncelerinizin kendisi prana yönetiminin de bir başka biçimi. Bu anlamda aslında hepsiyle beraber geliyor. Ama tabi bu bedenin içerisinde bir enerji dediğimizde giriş nefes olarak bir alt başlığı. Buna vayu olarak da akım, akış diye Sanskrit kelime geliyor. Bir alt başlığı. Eşittir değil bunu tekrarlıyorum. Prana genel olarak tüm fizyolojik yaşam fonksiyonlarıyla içerideki enerji. Kendisini bu Hatha Yoga'nın eski metinlerine göre kategorize edişinde iş olarak belli e, alt başlıklar vermişler. Ciğer ve kalp üzerinde daha anabolik faaliyetler diyelim, daha yapımı destekleyene de Ayrıca küçük tl prana ismi verilmiş. Biraz burada kafa karıştırıcı oluyor ama bu, bu başka bir prana, küçük prana ama onun da ismi. Bu üst bölgede. Üreme ve boşaltım fonksiyonlarınızı destekleyen enerji, yaşam fonksiyonuna apana ismi verilmiş. Sizin metabolik değişim dönüşümünüzü, sindirim, mide, bağırsakla beraber çalıştıran bedenin orta bölgesinde o yüzden de ateşle temsil edilir burası. Ateş çünkü dönüşümdür. Samana diye temsil edilmiş. Burada bir başkası var. Udana. Ağız, söz, bu konuşma ve boğaz, boyunla yani beyin bir nevi sinir sistemi benzetmesi yapabilirsiniz. Bağlantıyı kuran Udana diye isim temsil edilmiş. Ve bütün hepsiyle bir arada ilişki kuran Fiana ismi verilmiş. Bunlar böyle genel ara başlıklar niye? Çünkü tekniklerin niye nasıl ve neye hedefle e, uygulandığını anlatmak için bu, bunları söylüyorum. Bunlar üzerinden çünkü sonra konuşacağız. Bazen neyi niye yapmamamız gerektiğini bu terminolojiyle. Ama temel mantığı belli nasıl ki biz sindirim sistemi, boşaltım sistemi diye işleve göre e, kategorizasyon yapıyoruz. Bunun da beş temel kata işlev üzerinden kategorizasyon olduğunu ve temel isimleriyle eski atayoga metinlerindeki prananın alt başlıkları olarak tanıtım bu da. Bir başka resim, detay göstermek için. Böylece aslında insan denilen ya da herhangi bir canlı yani bu gördüğünüz üzere sadece bir insanla değil makrokozmik evren adına da bir açıklama. Evren nasıl var? Bütün her şey üzerinden. Şunu söylemiş oluyor. Her şey enerjinin farklı farklı yani titreşimli ki bunu fizikte de diyor dediğim gibi farklı bir yoğunluk ya da farklı yüksek bir titreşim hali. Daha katı dediğimiz, buz dediğimiz şeyler mesela atomların daha az titreşimde olduğu hal. Gaz dediğinizde daha yüksek ısıyla birbirlerinden daha uzaklaşarak hızlı hareketi. Fizik terminolojisiyle. Bir nevi bunun gibi. Ve bu bağlamda da aslında yukarıda gösterdiğim şu e, hatırlarsak bu sıralamada bu sıralamada bunun ifadesi. Fizik dediğiniz madde en kaba haliyle eşittir MC kare gibi ışık hızına en uzak belki öyle benzetme yaparsak madde en kaba haliyle aslında en az titreşim diyelim en somut bunun ismi görünen beş duyla iletişime geçebildiğiniz madde. Ama bunun biraz daha yüksek bir titreşimi ise Giderseniz katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazı ısıtsanız plazma, onu göremiyorsunuz böyle yukarıda gösterdiğim bir nevi e, bu elektriğin şu hali gibi bir görüntü, maddenin plazma hali diyelim. E, daha giderseniz safi soyut enerji, zaten fiziğin de şu an konuşmalarıyla ha? safi titreşime. İşte bu, bu anlamda aslında bedendeki elektriği yönetme, pranayı yönetme ise pranayama, bedendeki elektrik belli akım, ana akım, ana yol gibi nadi olarak tanımlanıyorsa bunun biraz böyle genel isminle konuşmaya, yani örneklemeye, açıklamaya çalışınca bedenin sağı ve solu, beynin sağı ve sol yarım küresi, Beraberinde buraya yazdığım farklı farklı aslında kontrol mekanizmaları ee, parasempatik, sempatik diye biraz geçti terminolojimiz. Otonom sinir sistemimize dair bizi daha aktif dışa dönük bunları çok detaylı anlatacak zaten Ayşegül Hocam sonra bilişsel fonksiyonlarda. Ben genel ama bunun mantığını biraz kulağımız duysun dolsun diye şu an aktaracağım daha bizi dışarı dönük aktifleştiren sempatik sistem. Ama daha bizi içeriye dönük, dingin, odaklı, biraz daha sakin diyelim odaktan ziyade sakin hale getiren parasempatik sistem. Beynin sol yarı küresi daha analitik, daha parçaları görmeye meyilli. Beynin sağ yarım küresi daha bütünü görmeye, daha müzikle, sanatla, sezgisel diyelim ki bakışla gibi farklı fonksiyonlarla anatomik olarak da bedende sağ sol başkalığı var. Nitekim sol tarafta daha sempatik sinirlerin pardon parasempatik sinirlerin sağ tarafta sempatik sinirlerin daha bol olduğuna dair böyle veriler olduğu gibi. bu, bu bağlantılar bunlar biraz daha şu an detay kalıyorsa da önemli olan ilginç veya doğal bir bilgi ise bunlar rastgele değil. Siz Küçük kendi kendine bağımsız bir alan değilsiniz. O yüzden bütün yoga ilminin anlatmaya çalıştığı veya nefesle o bağlantılık bir aradalık adına vurguladığımız o güneş bir şey yaptığı için oluyor bunlar bedende ay bir şey yaptığı için ya da güneş gidip ay tekrar de e, gece olunca egemenliğe geldiğinde başka bir şey oluyor. Bunun ismine sağ ve sol bedenin farklı Akımı buna iddia, soldaki pingala, sağdaki sempatik, sağdaki, soldaki para sempatik diyecekseniz, daha aktifliğe gelmesi, güneşin doğmasıyla beraber sizi uyandıran hormon, kortizol, akşam saatlerinde 9'dan sonra gecenin başlamasıyla ayla, daha sizi sakin o uykuya hazırlayan, yenileyen, yapılandıran hormon, melatonin. Bu benzerlikler sadece, bu budur demek anlamında değil ama bu fonksiyonların nasıl, güneş ve ayla yönetildiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani biyoritim, sirkadyen ritim denilen şey burada ne oluyorsa kimyasal güneşin ve ayın kontrolünde. Güneş doğduğu için bir şey oluyor, güneş battığı için bir şey oluyor. Bu yüzden de bir başka isim veriliyor sağ tarafa güneş akımı deniyor. Pingala kırmızı ve sıcak demek bu bağlantıdan. Sol tarafa ise ay yani gece melatoninle parasempatikle ilişkisinden ay hükümdarlığında aktifleştiği için irda soluk demek sanskrit. O yüzden sanki mavimsiz solukluğunda ayın o rengini düşünün. bu ilişkisinde ve bunun sanskrit diğer ismi ise hata. Ha ve ta. Ha güneş, ta ay ve siz eğer güneşinizi ve ayınızı bu sizi farklı farklı ya dışa dönük, ya içe dönük, ya daha bütüncül, ya parçalı görme. Hepsini en son geçen derste böyle tamamlamıştık. Birleyebilirseniz, bütünleyebilirseniz bunun ismi yoga. Bunun ismi tekil tam merkezde. Ne sağ ne sol olmayan, merkez olan alı üstünde buna suşumla diye bir isim veriliyor. Belki bu anlamda beyin sağ sol lobları bağlayan bir ortada korpus kalosum var. Bağlayan. Buna benzetebilirsiniz. Bunlar benzetme çalışmaları. Beyin omurilik sıvısı var beyinle beraber. İçeride incecik daha dar 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 alanlara giden. Belki onunla ilişkilendirebilirsiniz ki ilginç gerçekten bağlantılar var. Ee, belki birisine daha dışa dönüklüğünden güneşle sabitlikten eril diyebilirsiniz. Diğerine daha içe dönüklüğünden Dişil diyebilirsiniz, Yang ve Yin gibi, ama be, beraber ve bir derseniz androjen diye bu kelime Latinden gelen hem dişil hem eril aslında her insan bedeni olduğu gibi ya da Tao diyebilirsiniz Çin'in terminolojisiyle e, bu bu terminolojileri duyduysanız diye genel böyle bir sadece tablo önemli olan bizim için ki bu pazar itibariyle de yavaş yavaş uygulamalara geçecek olduğumuz ve pranayamanın temel uygulamaları desteği nefes üzerinden sizin sinir sistemi, beyin sağ sol lobları, gece gündüz ritminizle farklı burun deliklerinizden bu iç kimyaya giriş yapabiliyor olmanız. Bu yüzden Surya Nadi diye sağ burun deliğinden akan nefesi kontrolle bunun hepsini kontrol, sol burun deliğinizden akan nefesi kontrolle bunun hepsini kontrol. Hem sağ hem solu kontrollü uyarmayla ise bunu aktifleştirmek pranayama ilminin nihayeti. Niçin? O zaman çünkü tekil beraber bütüncül bir bakış. Burada geçen kavramlarla buna daha teknik ismiyle detay suara yuga isim veriliyor. Çok inanılmaz bir bilgi, bilim Son derste bunun detaylarını vereceğim. Bunun da bir metni var çok eski. Shiva Swaradaya diye bir metin. Türkçe çevirisi yok. Niyetim kazandırmak gelecek yıllarda ama çok ilginç bilgiler var gerçekten. Hayatınız adına da uyandığınızda ya da bir eve girerken neden sağ ayağınızla ya da bir işi yaparken atmanız ya da neden sağınıza yatarak uyumanız ilk başta sol burun deliğinizi aktifleştirerek parasempatik sistem daha ilginç ilginç ölüm anınızı bilmekten bir bebeğin erkek mi çocuk kız mı olacağını belirlemeye kadar bu akımların içeride söz sahibi olduğuna kadar çok ilginç bilgiler var. Örneklerini söyleyeceğim sonraki derslerde ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Prana yani enerji yönetiyorsa bu işlev ve fonksiyonları bu işlev fonksiyon olarak en temel kendini ifade edişi sağ burun deliğiniz, sol burun deliğiniz. Buradan beyin bilişsel fonksiyonlarınız, iç kimyanız hepsine temas edebiliyorsunuz. Dolayısıyla enerjiyi kontrol edip yönetebiliyorsunuz. Yani prana yana. Bu anlamda asıl tüm genel e, hikaye bu mantık mantık üzerine kurulu. Bir başka kavram yani bu terminolojileri açıklama adına bunları ifade ediyorum. Bir enerji kavşağı olarak anlattık. Çakra tekerlek demek Sanskrit zaten çark Farsçadan bize gelen. Bedenin belli bölgelerinde zaten önemli fonksiyonlar var. Bu fonksiyonları gösterebilmesi adına zaten bunlar plexus ismiyle sinir yumakları yani bu, bu anatomik fiziken görebileceğiniz bir şey solar plexus, karında kardiyak plexus göğüs. Yani buradaki organları sarmalayan sinir hücrelerinin bir aradalığındaki bu yumaklar. Aynı zamanda denk gelen yerlere endokrin bezler de var. Çünkü sinir ile endokrin sistem aslında sizin tüm kimyanızı yönetiyor. Yani o enerjiyi yönetiyor. Fizik olarak, anatomi olarak, madde olarak bakarsanız. Burada da eş benzer yerlere gelen Hormonal bezler var yumurtalıklardan, karında, pankreasa, göğüste, timüs, başlık adına boğazda tiroid, paratiroid, epifiz ve hipofizle beyin kafanın içerisinde. Bunlara çok detay girmeyeceğim. Sonrasında daha gerekirse konuşuruz. Ama genel bir çerçeve çizmeyi hedefliyorum. Yani amacı anlatmak adına. Burada da, pranaya madendiğinde hatta yoganın kalbi denmesinin sebebi de bu asıl hedef nihayetinde sizin iç enerji, farklı fonksiyonları, biyolojik fonksiyonları göstermek adına yükümlü olan enerjilerinizin kontrolü ve yönetimi. Bu uğurda sizin boşaltım ve üreme ile kendi güdüselliğinde e, sahip olduğunuz ama bu fonksiyonları bile yönetebilirsiniz. Yapılan uygulamalar ve çalışmalarla buna bir nevi burada apana denilen o enerjiyi de hatırlayın ki teknikler birazdan konuşacağız daha biraz küçük küçük detay olarak biz uygulayacağız gireceğiz. Daha derin değil. Belli risklerinden dolayı en azından bu online olduğu için bu program. Ama uzun vadede hedefi bunlar üzerinde tam yetkin bir hakimiyet sahibi Rana kendi yine otomatik kontrolünde gidiyorsa bunun üzerinde yetkin bir hakimiyet sahibi bir nevi farklı yönlere bu böyle yukarıya diğeri aşağıya giden iki enerjinin ağzını kapayıp pil demiştim karnın altında hatırlarsanız göbek deli altına bir nevi orada o pile bütün enerjiyi yükleyip yollamak gibi ki sizin daha buna beyin içinde diyebilirsiniz veya bu insan bedeninin sahip olduğu potansiyeller diyebilirsiniz. Bunların daha canlılığıyla kendini göstermesi. Kim bu şuur, farkındalık, idrak beynin bilişsel daha derin yetileri aslında. Bu anlamda yaptığınız sistemli çalışma ve çabanın ismi de hata Sanskrit dilinde. Bu yüzden de hata yoga sistemli bir güç, efor, çaba göstererek sahip olduğumuz pranayı değiştirebilme, yönetebilme e, araştırması. Bunun içinde de uygulaması. Yani nefes de bunun ilk elden kendini gösterdiği yer. Eski metinlere göre bu anlamda prana hatırlarsanız ilginç bilgiler olduğu için buraya koydum. Prana ilk titreşim demekti. Ve bu beden olarak elektrik e, ee, süpürge makinesine girdiğinde göstermesiyle benzetmiştik. Süpürge makinesi sadece onu oynatan, dışarıya gösteren ama elektrik daha öncül bir kavram. Bu anlamda da Chandogya Upanishad diyor ki aslında döllenmeden önce aslında prana, o fizik beden anlamında diyeceğiz. Yani bu benzetmesi sperm olacaksa mevcudiyeti. Yani insan olarak bu bedenin kendini bir canlılıkla göstermeden önceki mevcudiyeti döllenmeden önce bile var. Çandakya Upanishad'a göre. Orası zaten o prana olarak e, mevcudiyetin öncül halinde duruşu. E, ve insan ortalama dakikada 14-15 nefes alan bir canlı. 24 saatte bu 21.600 nefes ediyormuş. Der ki metinler... Ömür yılla değil, nefes sayınızla belirlenmiştir. Prana, çünkü elektrik çalışıyor. <laughs> elektrik yakıyorsunuz. Şu an evimizi de ısıtmak için nasıl? Ya nasıl? Eğer çok yakarsanız çok para ödüyorsunuz. Onun bedeli var. Az yakarsanız, sahip olduğunuz diyelim ki, akünüzde o kadar süreli uzun kullanıyorsunuz. Bu benzerlikte. Nefesinizi nasıl kullandığınız, sizin aslında, nefes bakiyenizi nasıl kullandınız demek. Yani prana bakiyenizi nasıl kullandınız demek. Dolayısıyla da nefesinizi yöneterek ömrünüzü uzatabilirsiniz. Size yazılmış kaderde varsa bir ömür, bu 80 yıl üzerinden değil çünkü. Diyelim ki 800 trilyon ya da milyon neyse nefes üzerinden. Onu kullanış biçiminiz sizin ömür dediğiniz şeyi inşa ediyor. Bu anlamda da işte bu yüzden nefesinizi kontrol edin diyor metinler. Ee, doğru diyelim ki ekonomik bir kullanıma göre vedalara, eski yoga metinlerine göre bunlar dediğim gibi milattan önce binli yıllardan gelen metinler 3000 yıl önce yazılmış 116 yıl yaşayabilen bir canlı insan. Bu onun standart ömür süresi. E, ee, bu oranı sadece matematiksel nasıl işlediğini göstermek adına başka canlılar. Bunların anatomik açıklamaları da var. Sonra sonra yine bahsedebileceğimiz. Ama kaplumbağa dakikada 4 nefes alabiliyor, alıyor. Böyle bir canlı. O yüzden 450 yıl yaşıyormuş. köpek dakikada 30 nefes. E, bu yüzden 10 ila 20. Fareler yine çok hızlı. Onlar da daha kısa. Bu şekilde bir sürü fil vesaire. Örnekleri var. Sadece birçok yavaş, bir hızlılardan iki örnek buraya koyduk. Ee, i̇nsanın bu anlamda ortalama böyle eğer ki 14-15 alıyorsanız ve dışsal başka bir e, hastalık veya işte büyük bir felakete karşı kalmıyorsa ve yoğun stres yaşamıyorsa, bunu kontrollü tabii kullanıyorsa 90 yıl yaşayabilmesi lazım bu standarda. Ama bunun üzerine bir de doğru bir kontrol yapıyorsanız çok daha uzuna götürebilirsiniz e, ve e, bunun örnekleri var bu arada e, bazı yoga ustaları var Krishnamacharya böyle Batıya yoga'yı aktaran zaten büyük ustalardandır e, yani 108 yani 105 ya da yani 100 küsür yaşında o mesela vefat etmiş birisi. Bunun gibi başka ustalar da var aynı şekilde. Ee, aslında efsanevi bir şey değil, fiziksel bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer standartlar üzerinden bu matematik uy uyarsa. Ve demin anlattığım gibi bu bir aradalıkta aslında o yüzden de stres diye böyle bir kelimeyi kullandı. Düşünce ve duyguyla çok etkileşimde enerji. Bu anlamda da zihinde ne olup bittiği buna çift da ismini veriyor. Zihinsel alan diye sanskrit. Zihinsel alanla elektrik enerji. Çünkü o yine enerjinin yani zihin dediğiniz şey daha soyut bir formu. Bir arada ve beraberler. Bunu geçen derste de uygulamada pazar günü böyle bir yönlendirme olarak söylemeye çalışmıştım. Siz neye zihni yönlendirirseniz oraya prana yoğunlaşır diye. Bu yine Upanishadlardan genel gelen bir açıklama ve uygulama, hatta yoga uygulamalarında gerek asana gerek pranayama yaptığımızda genelde bu. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Soldan nefes alıyorsam sola bütün dikkatimi veriyorum. Eğer kolumu kaldırıyorsam koluma bütün dikkatimi gönderiyorum. Bu aslında bu bölgede bu konuşmaya göre elektrik bu anlamda o titreşimin daha verimli çalışması demek zamanla sizin bilişsel fonksiyonlarınızın da düzenlenmesi, odaklanma, böyle frontal korteks vesaire açıklama olabilir ama bu temel bilgi şu ki siz zihni nereye koyarsanız enerjiniz orada. Bunu da dil olarak diyoruz. Ne düşünürsen işte onu çekersin vesaire vesaire gibi böyle. Basitlere de, yani basit diyelim ki gündelik dil içerisinde cümlelere girdi ama düşündüğünüz içerik enerjinizin tüketiminin kendisi. Bunu, bunu, bilmek çok önemli. O yüzden de meditasyon odaklanma çalışmaları prana'yı kontrol ettikten sonra beraberinde geliyor ya da bununla beraber zaten prana'yı da kontrol etmiş oluyorsunuz. Düşünceyle enerji prana'nın etkileşimi. Ve teknik olarak kelimeye bakarsak bu his, bu nefes üzerinden bunu yavaş yavaş ara buluculukla ulaşmaya çalışıyoruz dedi. Prana'yı ayama yapmaya çalışıyoruz. Prana ve yama değil Sanskrit kelimeler. Prana ve ayama. Ayama genişletmek, büyütmek, yönetmek demek. Bu anlamda prana'nın genişlemesi, büyümesi demek aslında pranayama. Nefes çalışması demek değil. Yani daha daha büyük bir şey söylüyor size. Siz nefesle beraber içerideki o yüzden tüm elektriği, tüm enerjiyi daha kapsayıcı, daha geniş hem bir hale getiriyorsunuz veya bunu yönetmeye başlıyorsunuz. Bu ne demek? Ömür demek. Yukarıda saydığımız ne demek? Yaptığım tüm işler, fonksiyonlar demek. Sahip olduğum tüm düşünceler demek. Çünkü bunların hepsi elektrikle çalışıyor değil mi? Enerjiyle çalışıyor. Bu anlamda aslında pranayama o yüzden tüm bilişsel fonksiyonlar ve ömür dediğimiz şeyle bu kaba beden arasında çok önemli ara eşikte. Ee, o yüzden Yoga Chudamani Upanishad bir başka eski metin ona Mahavidya diyor. Büyük bilgi, büyük ilim. Maha büyük demek. Yani çok iddialı bir cümle Mahavidya. Çok büyük ilim demek pranayama. Ve özgürlük ve mutluluğa götüren bir büyük soylu yol diye onu tanımlıyor. Shiva Samhita ona içerideki rüzgarın, hareketin sadanası diyor. Yani onun üzerine sistemli manevi bir çalışma. E, detaylarında, şimdi biraz bu pranayamanın teknik detaylarına giriyorum ki uygulamalarda ne yapıyoruz anlayalım diye. Son derste bütün uygulamaları daha detaylı anlatacağım teknik sanskrit isimleriyle. Bir e, metinlerde ve siz de kendi uygulamalarınızı bu anlamda hani şekillendirmek ya da böyle öğretmenler de var. Aktarma bir isteğinde olanlar varsa yön göstermesi adına. Puraka ve reçaka diye tanım. Bu bizim basit nefes alma ve nefes verme diye çevirebileceğimiz aslında iki kelime. Ama niye burada Sanskrit kelimeyi yazdım veya anlatmak istiyorum? Çünkü biraz daha derin, hep bir bakış var. Felsefi bir eşlik geliyor bu öğretilerde. Puraka nefes almak değil sadece emmek gibi. Ha? İçinizi aslında dahil etmek demek. Ve dahil ettiğiniz şey, nefes dediğiniz şey yaşamın kendisi. Çünkü o prana, elektrik her yerde. Siz bu kozmozda saklı olan enerjiyi aslında bu bedene dahil ediyorsunuz. Ve bu bir eforlu çabayla, iradeyle geliyor. Pravritti Marga dediği sizin tüm bu kozmosu içinize alma çabanız. Yani nefes almak bu demek. Yani bakar mısınız nasıl bir derinlikle anlatmışlar. Sadece almak demiyor. Nefes almak dediği şey kozmosu içinize dahil etmek demek. Reçeka nefes vermek demekse bırakmak demek. Yine felsefe giriyor işin içine. Ha, teslim olmak. Bırakmak ne? Bu beden olarak bu bedende sadece enerjiyi tutarak var olduğunu düşünmemek bu bedendeki enerjiyi bıraksan da kozmik tüm enerji olarak sen varsın. O yüzden böyle geçen uygulamada da küçük bir kelime olarak sunmuştum. Belki biraz o ana anlaşılmadı ama ölmek demek nefes vermek. Siz her nefes verdiğinizde ölmeye kabulüm. Bu beden olarak var olmanın haricinde bir varoluş haline bırakıyorum diyorsunuz. Nefes almak fizik beden olarak buradayım. Nefes vermek tüm kozmos olarak hala varım. Bununla baktığınızda puraka ve reçaka bu iki kelime ki bunlar çok önemli kavramlar felsefesinde içinde yoga'nın. Üçüncü bir kavram kumbak bu önemli asıl pranayama içine geliyor. Bunu biraz şu an günümüzde bazı hani ben de duymuş oluyorum sanki bir nefes tekniği gibi isimlendiriyor bazen bazı yoga uygulayıcıları diyeyim. Ama kumbak bir nefes tekniği ismi değil her nefes tekniğinde yapılabilir. Farklı isimleri var nefes tekniklerinin. Kumbak nefes tutmak olarak belki Türkçe çevirmemiz daha doğru. Sadece nefes tutmak. Çünkü kumba pot İngilizcedeki çömlek. Ve bu bir yine Sanskrit metinlerde öyle geçiyor. Gatta siz bir çömleksiniz. Çömlek de havayı içerisine alır değil mi çömlek ya da suyu? Ama hava dışında da vardır. Ve siz ağzını kaparsanız çömleğin kumbaka yapıyorsunuz. Yani çömleğinizi, nefesinizi alıp tuttuğunuz o havayı içeride beklettiniz. İçi dolu bir çömlek olabilirsiniz ya da ağzını kapağını açıp testinin suyu atabilirsiniz. Boşaltabilirsiniz. İçi boş bir çömlek olabilirsiniz. Bu yüzden de iki tür kumbak var. İki tür nefes tutma. İçinizi boşalttığınız ya da içinizi doldurduğunuz. Nefes aldıktan sonra nefes tutma, iç demek inter, İngilizce'deki antar kumbak. Ya da nefes verdikten sonra nefesi durdurma tutma, buna da bahir kumbak, nefes verdikten sonra tutulan. İkincisi, biraz önce söylediğim gibi, nefes vermek bir nevi terk, ölmeye yakın olduğu için e, deneyim olarak da uzun süre o yüzden yapmak risklidir. Bu nedenle de en başta biraz Dikkatle uygulatmaya çalıştım. Siz de bu bilgiye sahip olun. Sadece kişisel uygulamalarınızı ya da aktarırken birilerine nefes verirken nefes tutmak. Çünkü kişi de bilinçaltı hem ölüm korkusunu daha tetikletebilir. Fazla gelirse beden sinir hatları üzerinde e, zarar verebilir. Bu anlamda daha riskli alanlardan ama daha derin keşif ihtimallerinde açan yerlerden uzun vadede. Burada nefes verdikten sonra tutmak bahir kumbak diye geçen. Ama ilk edep, et etapta çalıştırılacak yer nefes alıp tutma kademeli olarak aşamaları burada bu resim olarak gösterilmiş. Biz de biraz geçen uygulama buna çalıştık ve biraz devamında da gelecek dersler bunları derinleştireceğiz. Alış veriş sürelerimiz ama alış süremizin daha uzun tutmaya, veriş süremizi daha kısa tutmaya ama yavaş yavaş tutmayı çalışmaya, öğrenmeye çalışacağız. Burada dediği gibi kısmi bir ölüm gibi çünkü nefes verdikten sonra nefes tutmak hiçbir şey yok içinizde ve bu beden böylece duruyor. Evrensel kozmik nefesle birleşmesi, içinde erimesi gibi bir yorum var. Ama daha derininde, daha dingin yani zihin üzerinde daha dönüştürücü de bir etkisi, faydası olabiliyor. Fazla zorlarsanız yalnız dikkat en büyük risklerden biri o yüzden tansiyon zaten varsa biraz o nedenle geri bildirim almak istedik ilk başta bunlar tehlikeli olabilir. Tansiyon açısından özellikle riskli bahir kumbak özellikle verdikten sonra nefes tutuş. Diğerleri de elbette. İki tür kumbak tanımı var. Sahita sizin çabayla yaptığınız yani bizim şu an uygulama olarak yaptığımız ama uzun vadede bunun anatomik açıklaması var. Uzun vadede çok yani bunları genel bilgi olarak söylüyorum. Gelecek 5 yıl, 10 yıl Derin pranayama çalışmaları yapılırsa bir an gelebilir ki nefes kendiliğinden durabilir diyor hatta yoga metinleri ona kevala kendiliğinden duruş deniyor. Kevalakum bak bir nevi varsınız ama yoksunuz. Burası o yüzden o prana'nın safi prana olarak bir nevi deneyim adına metafizik alanlara açıldığı yer. Bu yaklaşımda aslında nefesi kullanarak bir çalışma var ama şu an biz çabalı olanı sahita'yı yapıyoruz ve bu bir alışveriş, nefes alışveriş. Bu bir kurban. Bagat Gita da öyle diyor. Siz kimileri e, aldığınız nefesi, alışverişi durduranlar, kendinin nefese adayanlar, verdikleri nefesi, aldıkları nefesi, aldıkları nefesi, verdikleri nefesi kurban edenler, sunanlar vardır. Yani bu bir ta kendisi yani nefes alışveriş, branayamanın kendisinin her an bir yaratılış ve bir yok oluş olduğunu hatırlatıyor. Ve bir ter ve bir alışveriş olduğunu. Ve siz bir şey vermeden alamıyorsunuz. aldığınız zaman da vermeniz gerekiyor. Bu bir dönüşüm. Bütün kozmos böyle çalışıyor. Bu anlamda da aslında Sanskrit yadnya bu kavram çok önemlidir. Aslında her şeyin bir alışveriş dengesi olduğunu söyleyen, bir dönüşüm olduğunu söyleyen ki enerji bu kavram üzerine kurulu. Bunun ta kendisi eğer Farkındalıkta olursanız nefesiniz de saklı.